ağrının derinliklerinde, unutulmuş bir kilisenin karanlık dehlizlerinde kaybolan ruhlar. Define peşinde koşan dört arkadaş, beklemedikleri bir dehşetle yüzleşiyor. Hiçbir şey bulamayacaklarını sandıkları o gece, kabuslarının gerçeğe dönüştüğü an oldu. Tılsımlı kapılar ardında bizi bekleyen karanlığı hayal bile edemezdik. Bu sadece bir başlangıç. Ağrının eteklerinde, karla kaplı dağların arasına saklanmış eski bir kilisede başladı her şey. Kışın ilk günleri, soğuk rüzgarların kemiklerimize işlediği o akşam, bir grup eski dost olarak bir araya geldik. Yusuf, Kadir, Serhat ve ben, dört çocukluk arkadaşı. Tarihe ve eski efsanelere olan ilgimiz bizi bu maceraya sürükledi. Yusuf'un köyden duyduğu bir hikaye, kilisenin altında yüzyıllardır saklı duran bir define olduğunu söylüyordu. Hepimiz o eski kilisenin lanetli olduğuna dair duyduğumuz hikayelere gülüp geçtik. Ancak o gece kahkahalarımız buz gibi bir sessizlikle yer değiştirecekti. Kilisenin kapısına vardığımızda içimizi garip bir ürperti kapladı. Her adımımızda daha derinlere indiğimiz dar taş merdivenler nefesimizi kesmeye başladı. Yusuf'un elindeki gaz lambası nemli taş duvarlara titrek gölgeler yansıtıyordu. İlerledikçe duvarlardaki eski ikonaların yüzleri silikleşiyor, sanki bizi izliyorlarmış gibi geliyordu. Bir süre sonra bir odaya ulaştık. Yusuf, define haritasına göre buranın doğru yer olduğunu söyledi. O an kalbimiz hızla çarpmaya başladı. Ancak bu, heyecandan çok korkunun etkisiydi. Oda tamamen karanlıktı. Sadece lambanın zayıf ışığıyla önümüzü görebiliyorduk. O sırada Serhat'ın ayağı bir şeye takıldı. Eğilip baktığında kırık bir haç buldu. Haçı eline aldığında kilisenin içine fısıldayan rüzgarın sesi duyuldu. O an hepimiz irkildik. Çünkü rüzgarın içeriye girmesi imkansızdı. Serhat haçı yere bırakmak istedi ama bir türlü elinden düşüremedi. Sanki görünmez bir el onu sıkıca tutuyordu. O an hepimiz derin bir sessizlik içinde birbirimize baktık. Kilisenin karanlık duvarları içinde yankılanan kalp atışlarımızı duyabiliyorduk. Yusuf, "Bu sadece eski bir nesne, korkacak bir şey yok," dedi ama sesindeki titremeyi gizleyemedi. Tam o sırada odanın köşesinden gelen bir tıslamayla dona kaldık. Gözlerimizi köşeye çevirdiğimizde gölgeler arasında bir hareket fark ettik. Karşımızda duran şeyin ne olduğunu tam olarak göremedik ama derinlerden gelen soğuk bir nefesin yüzlerimize vurduğunu hissettik. Her şey o kadar hızlı gelişti ki gaz lambası bir anda söndü ve odanın içinde kapkaranlık bir boşluğa gömüldük. Yusuf lambayı tekrar yakmaya çalışırken arkamızda bir çığlık duyduk. Bu hiçbirimizin tanımadığı derin ve korkutucu bir sesti. Kilisenin duvarları arasında yankılanan bu çığlık iliklerimize kadar işledi. Hiçbirimiz ne olduğunu anlamadık ama hepimiz bir şeyin çok yanlış gittiğini biliyorduk. Lambayı yakmaya çalışırken birdenbire üzerimize bir ağırlık çöktü. Sanki bizi görünmez bir güç yere bastırıyordu. Yusuf lambayı tekrar yakmayı başardığında odada yalnız olmadığımızı fark ettik. Karşımızda yüzyıllar boyunca burada hapsolmuş bir varlık vardı. Gözlerimizi gölgeye diktiğimizde karşımızdaki şeyin insana ait olmayan gözlerle bize baktığını gördük. Bu gözler derin bir öfke ve acıyla doluydu. Ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu ama içimizdeki korku bizi bu yerden hemen kaçmamız gerektiğini söylüyordu. Ancak henüz kaçacak vaktimiz yoktu çünkü bu sadece başlangıçtı. O gece kiliseden çıkmaya çalıştık ama kapının nerede olduğunu bulamıyorduk. Sanki odaya girdiğimiz an zaman ve mekan birbirine karışmıştı. Yusuf'un elindeki gaz lambasının titrek ışığı bizi saran karanlıkla baş edemiyordu. Adımlarımızı sıklaştırdık ama ne kadar koşarsak koşalım aynı yerlerde döndüğümüzü fark ettik. Duvarlar üstümüze doğru kapanıyor gibiydi. Her şeyin başladığı o eski odaya tekrar geri dönmüş
dehşet dolu gözlerle birbirimize bakıyorduk. Serhat elinde sıkıca tuttuğu haçı yere fırlattı ve kapının yerini bulmamız gerektiğini haykırdı. Ama içimizdeki korku her geçen dakika büyüyordu. Sanki duvarların içinden gelen fısıltılar zihnimizi bulandırıyordu. Her biri farklı bir dilde konuşuyordu. Ama biz söylediklerinin anlamını anlamasak da hissettiğimiz korkuyu her hücremizde yaşıyorduk. Kadir, "Bu kiliseden çıkmalıyız, yoksa burada sonsuza dek kalacağız," diye bağırdı. Ama o an kapının yerini bulmak bir yana, hareket bile edemez hale gelmiştik. Çünkü gölgeler sadece köşelerde değil, artık etrafımızda dolaşmaya başlamıştı. O loş ışığın altında duvarlardan ayrılıp adeta canlanan bu gölgeler üzerimize doğru süzülüyordu. Yusuf panikle dua etmeye başladı. Ama dualar bir işe yaramıyordu. O an kilisenin içinde yankılanan bir ses duyduk. Bu daha önce duyduğumuz çığlıktan çok daha ürkütücüydü. Sanki bu ses dünyanın ötesinden çok uzak ve karanlık bir yerden geliyordu. Derin, boğuk bir tonda bizi adeta kilisenin içine çekmeye çalışıyordu. Serhat kapıya doğru hamle yapıp koştu ama bir adım bile atmadan yere yığıldı. Onu kaldırmaya çalıştığımızda gözlerinin bembeyaz olduğunu gördük. Serhat'ın bedeni soğuk ve hareketsizdi. Kadir onun yanına eğilip nabzını kontrol ettiğinde korkudan dondu kaldı. Serhat'ın nabzı atmıyordu ama gözleri hala açık bize bakıyordu. Bize değil, aslında odanın karanlık köşesine doğru odaklanmıştı. Kadir titreyen bir sesle "Buradan gitmeliyiz," diye bağırdı. Ama Serhat'ı öylece bırakıp gitmek düşüncesi bile bizi yerimizden kıpırdatmıyordu. Tam o sırada o boğuk ses tekrar yankılandı. Bu sefer daha da güçlüydü. Serhat'ın gözleri bir anda kapandı ve hepimiz ona ne olduğunu anlamaya çalışırken kapının hemen arkasında bir karaltı belirdi. Bu, daha önce gördüğümüz o gölgeden çok daha büyük ve çok daha tehditkardı. Yavaşça hareket ederek bize doğru yaklaştı. Her adımında kilisenin taş zemini titriyordu. Yusuf lambayı yere bıraktı ve elindeki haritayı çıkardı. "Burada bir çıkış olmalı. Bu odanın dışında bir tünel var," dedi. Ama o an hepimiz kilidin açılmasını bekleyen mahkumlar gibi çaresizdik. Kadir, Yusuf'un kolundan tutarak onu sürükledi ve odanın arka köşesine doğru ilerlemeye çalıştık. Ancak gölge hızla üzerimize doğru geliyordu. Sanki kilisenin derinliklerinden gelen bu varlık her adımımızı izliyor, kaçmamıza izin vermeyecek kadar yakındı. Tünelin girişini bulduğumuzda tünelin dar ve alçak olduğunu fark ettik. Sadece eğilerek geçebileceğimiz kadar dar bir açıklıktı. Hepimiz sırayla içeri girdik ve arkamızdaki gölgeyi geride bıraktığımızı umut ederek hızla ilerlemeye başladık. Tünel yerin derinliklerine doğru iniyordu ve her adımda daha da karanlık bir hale geliyordu. Artık Yusuf'un gaz lambası bile işe yaramaz hale gelmişti. Çünkü ışık her geçen saniye daha da zayıflıyordu. Bir noktada tünel iyice daraldı ve nefes almak bile zorlaştı. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Gölgenin bizi takip ettiğini hissedebiliyorduk. Ancak en kötüsü henüz gelmemişti. Tünelin sonunda bir kapı gördük. Kapıyı açtığımızda karşımızda küçük bir oda vardı. Ama bu oda daha önceki odadan çok farklıydı. Duvarlarda eski yazıtlar, yerde ise yuvarlak bir daire çizilmişti. Dairenin içinde ise daha önce hiç görmediğimiz bir sembol vardı. Yusuf bu sembolü haritada da gördüğünü söyledi. Ama haritaya bakmaya fırsatımız kalmadan tünelin girişinden gelen bir hışırtı duyduk. Gölge tüneldeydi ve bize doğru yaklaşıyordu. Kadir kapıyı kapatmaya çalıştı. Ama kapı ağırdı ve kapanmıyordu. Gölgenin soğuk nefesi sırtımıza vururken Yusuf sembolün ortasına doğru ilerledi ve haritayı yere bıraktı. Harita sembolün üstüne düştüğünde
odanın içinde bir şeyler değişti. O an her şey bir anda oldu. Tavan hızla çökmeye başladı ve odanın içine ışık doldu. Gözlerimiz ışığa alışmaya çalışırken bir anda gölge geri çekildi. Ama bu kez kaçmaya çalışan biz değil, gölgeydi. Oda aydınlandıkça gölge zayıflıyor ve yerini sadece boşluğa bırakıyordu. Kapıyı kapatmak yerine geriye çekilip tünelin karanlığına geri döndü. Işık azaldığında Yusuf haritayı tekrar eline aldı ve bize baktı. Burada bir şey var. Bu kilise sadece bir kilise değil. Bu daha büyük bir sırrın anahtarı, dedi. Ama sırrı öğrenmek için çok geç kalmıştık. Çünkü o sırada odanın içinde yankılanan o derin ses yeniden duyuldu. Ve bu kez çok daha net bir şekilde henüz bitmedi. Küçük odada yankılanan henüz bitmedi sözü iliklerimize kadar işledi. Ne yapacağımızı bilemeden bir anlık sessizlik içinde birbirimize baktık. Artık burada sadece defineyi bulmak değil, hayatımızı kurtarmak için savaşıyorduk. Yusuf'un elleri titrerken haritayı tekrar gözden geçirdi. Bu odanın kilisenin merkezindeki bir tür geçit olduğunu fark ettik. Ama geçit nereye açılıyordu? Belki de bu cevap vermek isteyemeyeceğimiz bir soruydu. Kadir, odanın bir köşesindeki eski taş levhaları işaret etti. Levhaların üzerindeki semboller ve yazılar bu kilisenin sıradan bir ibadet yeri olmadığını gösteriyordu. Burası kadim bir ritüelin merkeziydi. Gölgelerin ve fısıldayan seslerin kaynağıydı. Yusuf, levhalara bakarken gözlerinin önünde canlanan geçmişi görür gibi oldu. Bu kilise, yüzyıllar önce karanlık bir tarikatın yuvasıydı. O tarikat, bu topraklarda bir lanet başlatmıştı ve bu lanet, yıllardır burayı terk eden herkesi geri çağırıyordu. Tünelden gelen hışırtılar yeniden duyulmaya başladı. Gölge geri dönüyordu ve bu kez kaçacak yerimiz yoktu. Serhat'ın gözleri tekrar açıldı ve onu bu odadan nasıl çıkaracağımızı düşünürken odayı dolduran soğuk hava nefesimizi kesmeye başladı. Her şey yavaşça üzerimize çöküyordu. Hava, zaman, ışık. Sanki dünyadan kopup bu lanetli kilisenin karanlığına hapsolmuştuk. O sırada Yusuf haritayı sembolün ortasına bıraktı ve dua etmeye başladı. Dua odanın duvarlarından yankılandı ama bu kez fısıldayan seslerle birleşti. Gölgenin tünelin girişinde belirdiğini gördük. Ama bu kez odaya girmedi. Sanki bir şey onu durduruyordu. Yusuf'un duaları mıydı yoksa sembolün gücü müydü bilmiyorduk ama gölge bir süre hareketsiz kaldı. Kadir, Yusuf'un yanına çöktü ve birlikte dua etmeye başladılar. Serhat'ı yerden kaldırdığımızda gözlerinde hala o boş bakış vardı ama nabzı yeniden atmaya başlamıştı. Belki de onun içindeki lanet geçici olarak geri çekilmişti. Ama bunun bir son olmadığını biliyorduk. Gölge hala oradaydı ve bu kapandan kurtulmak için tek bir şansımız vardı. Yusuf, duayı bitirdiğinde odanın içinde hafif bir ışık belirdi. Sembol yavaşça parlamaya başladı ve bu ışık gölgeyi geriye doğru itiyordu. Işık yoğunlaştıkça gölge tünelin derinliklerine doğru çekildi. O an hepimiz umutlandık ama bir yandan da bunun bir hile olabileceğinden korkuyorduk. Ancak başka seçeneğimiz yoktu. Tünelin sonunda zayıflayan gölge kaybolduğunda sembolün ortasında bir kapı açıldı. Kapı başka bir tünele açılıyordu. Yusuf, "Burası, buradan çıkış yolumuz olmalı," dedi. Ama hiçbirimiz bundan emin değildik. Yine de bu tünel, içinde bulunduğumuz bu lanetli yerden uzaklaşmak için tek yoldu. Hep birlikte tünele girdik ve son bir cesaretle ilerlemeye başladık. Bu tünel diğerlerinden daha genişti ve sanki bizi bilinmeyen bir dünyaya çekiyordu. Her adımda odadan uzaklaştıkça içimizdeki korku dağılmaya başladı. Tünelin sonuna geldiğimizde önümüzde büyük bir taş kapı belirdi. Yusuf, haritadaki son işareti göstererek kapıyı açmamız gerektiğini söyledi.
taş kapıyı zorlayarak açtığımızda birdenbire dışarıdan gelen soğuk havayı yüzümüzde hissettik. Artık dışarıdaydık ama bu sefer tünelin başka bir ucundaydık. Kilisenin dışına çıktığımızda karanlık dağlar önümüzde uzanıyordu. Artık gölge yoktu. Fısıldayan sesler de kesilmişti. Serhat kendine gelmeye başladı ve gözlerindeki boşluk yavaş yavaş kayboldu. Hepimiz derin bir nefes aldık ama yaşadıklarımızı geride bırakmak imkansızdı. Bu bir kabusun sonu değil, belki de başlangıcıydı. Yusuf haritayı son kez katladı ve cebine koydu. Bu kilise lanetli. Burada saklanan sırlar bizim sınırlarımızın ötesinde, dedi. Ama bu sırrı ortaya çıkarmaya çalışan herkes eninde sonunda aynı lanetle karşılaşacak. O gece o kiliseden sağ çıkmamız belki de sadece bir mucizeydi. Ama biliyorduk ki bu lanet peşimizi bırakmayacaktı. Yolumuza devam ederken geride bıraktığımız o kilisenin karanlığı hala zihnimizde yankılanıyordu. Ve o an anladık ki bazı sırlar sonsuza dek gömülü kalmalı. O kiliseye bir daha asla geri dönmeyecektik. Ama o gecenin izleri hayatımızın sonuna kadar bizimle olacaktı. Her hikaye bir dersle sona erer. Bizim yaşadıklarımız bu dünyada bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu gösterdi. Merak bizi bazen karanlık yollara sürükleyebilir. Bilmediğiniz sırlara dokunmak size ve sevdiklerinize geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. O yüzden her zaman dikkatli olun. Bu hikayeyi izlerken hissettiğiniz korku ve merak sizi düşündürmeli. Bu dünyada neyin peşinden koştuğunuzu sorgulamalısınız. Eğer siz de bu hikayeden etkilendiyseniz, lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tür hikayelerle ilgileniyorsanız, bir sonraki videomuzda buluşmak üzere abone olmayı ihmal etmeyin. Belki de sıradaki hikayemiz sizi bambaşka bir dünyaya götürecek. Şimdiye kadar anlattıklarımız sadece başlangıçtı.